Thank you.
Hoş gelmişsin. Ben dün canını kurtardığın çocuğun babasıyım. Allah yollamış seni. Kızım kardeşim gittiydi diyor. Sudan cansız çıkardı. Can verdi diyor. Allah senden razı olsun. Herkesin başına her şey aynı şekilde geliyor. İyi ile kötünün, cömert de cömert olmayanın başına gelen şey aynı. İyi adam nasılsa suç işleyen de öyle. Yemin edenle yeminden korkan aynı birbiri gibi. Hayatta her şeyde bela şu ki herkesin başına gelen şey aynı. Hem de insanoğlunun yüreği kötülükle dolu. Ve ömürleri devamınca yüreklerinde delilik var. Ve sonra ölülere katılıyorlar. Çünkü bütün yaşayanlarla beraber olan için ümit var. Çünkü sağ köpek ölü aslandan iyi. Çünkü yaşayanlar biliyorlar ki ölecekler. Fakat ölüler bir şey bilmez. Ve artık onlar için bir ödül yok. Çünkü onların anılması unutulmuş. Çay ver bir. Adını bağışlasan. Adım? Var. Battal. Afiyet olsun. Madem ki tanrı misafirisin. Hem de tazecik bir cana can katmışsın. Hem de belli ki ulu derviş bir kişisin. Hoş gelmişsin. Bu şehir mert insanların şehridir. Bu şehir hikmettedir. Bu şehir Allah kapısıdır. Kötülük çıksa da kök salmadan bozulur. Pisliği kar öldürür, su götürür. İstediğin kadar başımızın üstünde yerim var. Sormadık ya, at mısın? Thank you.
tatbikatımızın 14. günü. Evet. Başlıyor komutanım. Tatbikat seyir raporları iletildi komutanım. Hava kuvvetlerine de iletildi. Evet. Evet. Emredersiniz komutanım. Başlıyor. Evet. Komutanım, 4 köylü gelmiş. Kardeş, bir şikayetleri varmış. Bana polise gitsinler. Neymiş konu? Bilmem. Komutanı göreceğiz diyorlar. Komutanım, biz babamın Allah'ın emriyle öldüğüne inanmıyoruz. Rahmetlinin naaşının incelenmesini istiyoruz. Bizim ikimizin anası birdir. Bununki başkadır. Bu da üçüncü karıdan olma. Bu küçük var ya, bu küçük 6 ay önce babamızı yerden aldı. Adam sapasağlamdı komutanım. Ne yani? Babasını mı öldürdü? Hasta etti, bitirdi. Bunların derdi başka. Bunlar mal peşinde komutanım. Ölmeden önce mallar bunun üzerine gelmiş. Benim üstüme değil. Hanımının üstüne. Bununla karısı sanki babamı zehirlediler. Ya kesin şunları, kesin. Ulan biz burada bayrak derdindeyiz. Siz baba derdindesiniz. Kolay mı öyle mezarı açtırmak? Savcılıktan izin falan bir sürü şey lazım. Çok uğraşırsınız. Aranızda anlaşın. Malları bölüşün, barışın. Hadi. Babamı daha gömmedik komutanım. Nerede peki? Aşağıda arabadadır. Arabada mı? Öyle adamı arabaya mı koydunuz? Ya hadi çıkın dışarı. Çıkın dışarı, gözüm görmez sizi. Hadi. Deli bunlar ya.
dedi. Yok oldu gitti. Adam bir görünüyor bir kayboluyor. Selamünaleyküm. Beyler biliyorsunuz sınırın açılması için imza toplanıyor. Sınırın açılması demek hepimiz için daha çok imkan, daha çok iş, daha çok para demek. Çocuklarımızın geleceği demek. İmza karşıtlarına kanmayın. Sınırın öbür tarafındakiler de insan. Unutmayın. Biz onlarla dost olmak istemiyoruz. Dükkandan alışveriş yapan herkes senin dostun mu? Değil. Ama düşmanımız da değil. Ya onlar neden düşmanın olsun ki? Sana onlarla kız al kız ver demiyoruz. Mal sat, iş yap diyoruz. Bu korku nedir ya? Kötü adam kovalayan yokken kaçar. Allah inancı yok mu senin? O gavurun bu millete ettiği eziyeti unuttuk mu? Her şey para mı kardeşim? Arkadaşlar buraya bırakıyorum defteri. Sınır açılsın, düşmanlıklar unutulsun. Şehrimize bereket de olsun diyorsanız imzalayın. Hadi hayırlı akşamlar. Hayrola ya, ya nereye kayboldu sen bu derviş? Her sabah açılır. Çok rötarlı geldi tren. İsterseniz. Yok istemem. Beklerim. Yalnız açın ben. Bunlar benden kalanlar. Isıttım azıcık. İğrenmezseniz. Teşekkür ederim. Thank you.
pek sağlam bir pabuca benzemiyor. Onun kimseye zararı olmaz. Polise versem ne olacağını biliyorsun değil mi? Yaptığım iş yasal değil. İşim bitti zannettik. Tamam, geliyor. Şu halimize bak. Nasıl işte olmamakmış. Ama ne kadar az insana nasip olmuş. Peşin sattı kararı. Tamam kalsın. Ben bir oda ayarlayacağım zaten. O zamana kadar kal burada. Gündüzleri bana yardım edersin. Dükkanı açar kaparsın. Korkmuşlar sizden. Benim yerime bakacaklarmış. Sahip çıksa da ayağımlarıma. Ne için kısalsınız siz? Onlar sahipsiz. Onların başına gelenler de insanlar yüzünden efendim. Çünkü hakkın yerinde kötülük var. Adaletin yerinde de kötülük var. Aslında insan onun başına gelen hayvanların başına da geliyor. Başlarına gelen şey aynı. Bu nasıl ölüyorsa öteki de öyle ölüyor. Hepsinin bir soluğu var. İnsanın hayvana bir üstünlüğü yok efendim. Çünkü hepsi boş. Çünkü hepsi aynı yere gidiyorlar. Hepsi aslında toprakta. Ve hepsi yine toprağa dönüyorlar. Sen hukuklu cevap makinesin. Hayır efendim, ben hiçbir şey bilmiyorum. Yine göletin yerlere bak. Soğuk, köpekler, meczuplar. 20 yıllık öğretmeni buraya sürgüne yolladılar. Çok şanslısınız efendim. Burası iyi insanlarla dolu. Ben de yeni geldim, misafirim. Müsaade ederseniz başınızın ağrısını geçirmeyi denerim efendim. Geçmez. Benim başımın ağrısı geçmez. Thank you.
Ciğerlerin hasta. Astım. Her nesiz olmaz. Perde hem de iffettir. Bazen kişinin merakı kendini aşar. Yani burada perdeni hep kapalı tut diyorsun. Yok. İnsanımız mazbuttur, kötülükten değil. Belli olmaz diye. Bizim burada hırsız uğursuz barınmaz. Baba, dün bir peynirciye sormuşlar. La ilahe illallah. Ha, ha bak. Ha, bak hepsine tek tek bak. Bir tane bırakmamış ya. Ne yapmış ki o kadar şeker? Sonra da kapıyı açıp kumuş gitmiş. Bu ne biçim adam ya? Bugün sınırını açın diyenler yarın evlerimizi de açın diyecek. Buralar bize bir topraklar hakkımız diyecekler. Çocuğumuza, çocuğumuza, dinimize, dilimize dil uzatacaklar. El uzatacaklar. Boyun alem olmayın. Şurada ticaret olmaz. Şimdi bak, parmaklarımdan damlayacak. Ah! Ah! Şimdi bak, içimin oynaması benden rüzgar çıkaracak. Ah! Ah, senin adın ne? Adım Neptün olsun. Senin adın Neptün olsun. Benim de Kozmos. Son elin başımın altında olsun. Sağda beni kucaklasın. Bir çay. Eski belediye binasında bir oda ayarladım. Bir yatak var. Bir de soba koydum, kurarsın. Ben yakacak getiririm. Gerisini de sonra hallederiz. Bak hemşerim. Ben niyetin nedir bilmem. Karışmam da. Ama madem kalıyorsun aramızda, bu iş öyle yardımlı olmaz. Yani insan gibi karnını doyuracak bir iş yapman lazım. Kağıdın yok. Kimliğin yok. Kaçıp kaçıp gidiyorsun. Yahya abim hatır için sana son bir şans.
Başka iş bulana kadar gel çalış burada. Sabahları dükkanı açarsın. Gündüzleri sağa sola çay götürürsün. Üç öğün yemeğini de yersin. Hadi bakalım. Al şimdi bunları aşağıdaki çöpe götür. Nerede bu ya? Yine tüydü bu herif. Senden bir bok olmaz. Çalışmayan Allah sevmez. Ben çalışmaya çoktan yüz çevirdim. Yüreğim verdiğim emeğin karşılığı bir şey ummasın diye yüz çevirdim. Çünkü bütün emeğinden ve emek çeken yüreğinin çabalamasından insana ne fayda var? Bulamadım. Çünkü o zaman insanın günleri hep dert, emeği keder oluyor. Geceleri bile yüreği rahat etmiyor. Ben çalışmam diyorsun yani. Benden bu kadar kardeşler. Ben bu adamı istemem artık burada. İnsan için yemeden ve içmeden ve emeğiyle canını sevindirmeden başka bir şey yok. Bunu yapan da Allah. Çünkü Allah hikmeti, bilgiyi, sevinci kendi önünde iyi olan adama veriyor. Fakat Allah'ın önünde iyi olana versin diye toplama ve yığma zahmetini suç işleyene veriyor. Bunun yemek içmekte de gözü yok. Şuna bir çay benden. Çay istemiyorum. Ha, ne istiyorsun bakalım? Aşk istiyorum. Ne istiyor bu ya? Aşk hastasıyım ben. Hep aşk peşindeyim. Gönül ve ten peşindeyim. Kadın peşindesin. Baba, gaz alacakmışız. İşte bak, binar cenneti. Diri suların kuyusu. Ben bununla kendimden geçerim. Bakış ise her gibi, güneş gibi temiz, ay gibi güzel. Bu kız da kim ben bilirim. Kimsin be sen? Battım. Zamanlıya kattım.
donup öleceğim. Kursan o şu sobayı. Karnını aç mı? Ne alıyorsun? He? Babam ağlıyor. Pişman mı oldun şimdi? He? Uydular ya. Dedim. Uyumayaydın. Afiyet olsun beyler. Biliyorum, duymayanınız kalmadı. Sınırın açılması için imza vermeyenleriniz varsa defter burada. Bunu şehrimizin, çocuklarımızın, hepimizin geleceği için istiyoruz. Sizler? Bir çay. Son beleş çay bundan sonra parayla ha. Tural hazırlanın hemşe. Ha? Elin nasıl oldu, geçti mi? Dur bir dakika ya. Ya bir dur, bir dur. Dur bir dur. Göster bakayım. Vay anasını ya. Hiçbir şey kalmamış. Allah Allah. Ne işti ya? Ha?
kabuste. Uzak bir ülkeye gidiyorum. Gitme nedenim dondurulmakmış. Sıraya giriyoruz. Formlar dolduruluyor. Dondurulduktan sonra tekrar hangi yıl hayata dönmek istediğimi soruluyor. Eritilme yılı yani. Eritince yeni hayat başlıyor. Diyorum ki en az olsa öleceğiz. Bu hayatta da öleceğiz. Yok diyorlar. Orada da ölüme yakın yeniden donduruluyorsun. Yeni bir eritilmeye kadar. Yaşlana yaşlana, dona eriye ölümsüz oluyorsun. Vazgeçtim ben. İstemiyorum diyorum. Çok geç diyorlar. Çok geç. Kaçmaya çalışırken uyandım. Ama bir gün öleceğimi çok seviyorum. Ne kadar sıcaksın. Yanıyorsun sen. Şimdiden bozuldu asayiş beyler. 10 günde bu ikinci soygun. Biz ne diyoruz? Sınırların açılmasıyla, bu yabancıların gelişiyle iş iyice çığırından çıkacak. Neden yoktu bizim şehrimizde yıllardır hırsızlık, uğursuzluk? Çünkü burada herkes birbirini bilir, tanır. Hısımdır, akrabadır. Yabancı uyumu bozar.
Ahlakı bozar. Örfü bozar. Bazılarınız temiz kalbinizle inanıyorsunuz bunlara. 3 tane 5 tane tüccar para kazansın diye istiyorlar bunu. Garibana ne düşecek? İşte bu düşecek. Maddi manevi faturasını ödemek. Biz imzalarımızı verdik, şimdi pişmanız, halimiz ne olacak? Gideceksin, vazgeçtim, imzamı kaldıracağım diyeceksin. Kabul etmezlerse gel bize söyle, senin gibi çok var. Bir çay. Beleş bitti. Bir çay. Bozgu yok mu? Hani yok lan paran? İşte var. Selamun aleyküm. Yabancı mısın? Hoş gelmişsin. Ziyaretin amacı nedir? Gezi. Tanrı misafiriyim. Boğulan bir çocuğumuzu kurtarmışsın. Sağ ol. Biz yabancıları severiz. Ama dünya bozuldu. Herkesten korkuyoruz. Yeryüzünde ne kötülük olacağını asla bilemezsin. Eğer bulutlar yağmur yüklüyse yeryüzüne boşanırlar. De ki bir ağaç devrildi. Nereye devrilirsin? İster güneye, ister kuzeye. Orada kalır. Ne fayda? Ne gördün? Neyi bildin? Tek bulduğun Allah insanı doğru yarattı. Fakat onlar çok düzenler aradılar. Hoş gelmişsin.
Kimden korkup da saklanıyorsun? Abilerimden. Suçun var mı? Kaç kere gördüm onları. Birbirlerine nasıl baktıklarını gördüm. Her gece sırtını ovuyordu onu. Bacaklarını ovuyordu. Hep gördüm. Ölmesini hep istedim. Hangisinin? Karının mı? Babamın. Yakacaklar beni. Benim efendim. Ne var? Size sarılmaya geldim. Defol! Neden yüzüme bakmıyorsunuz? Sus! İnsana verilecek en büyük ceza bu. Utanmaz adam. Bu yaştaki kadını baştan çıkarttı. Çok utanıyorum. Vücudumuzun isteği, ruhumuzun da isteği değil mi? Değil. Senin dediğini hayvanlar yapıyor.
Nerede kaldı insanın farkı? Bir farkı yok ki. Sus! Ahlaksız yabani. Ben sizi ruhumla ve hem bedenimle sevmeye gelmiştim efendim. Defol! Söylerse biri arkadaşını kaldırır. İki kat iplik zor kopar. Ruhum beni dinlemediği zaman çıkıp iskeletime diyorum ki ağzınla acele etme ve yüreğin söz söylemeye tez olmasın. Çünkü Allah göklerde ve sen yer üstündesin. Onun için sözlerin az olsun. Öyle diyorum. Thank you.
Hırsızı yakalamışlar ya. Sahi mi ya? Trende yakalamışlar, köydenmiş. Adam hem de baba katilidir. Deme ya, bizim böyle bir şey olmaz. Hangi köyden? Farki köyden. Şimdi eczaneyi soymuşlar. Kalfa yalnızmış, kapamış, cumaya gitmiş. O arada girmiş şerefsiz. Bizim buralarda öyle bir şey olmaz. Hırsızlık almış durmuş. Ne gelirler? Birden öldürmem ki. Bir çay. Ne? Gücüm de yetti, ne yapmaları? Her gün yatımdan bu kadar. Komutanım, sen yalan lazım bırak! Bırak!
Komutanım, komutanım, ben yaptım. Ben yaptım komutanım, o yapmadı. O yapmadı, ben yaptım komutanım, ben yaptım. O yapmadı. Her şeyin kendine ait bir yeri var. Her şey kendi yerini bulduğunda huzura kavuşuyor. Bedenimiz kendi ağırlığıyla buluyor kendine ait olan yeri. Ama bu aşağı çeken bir ağırlık değil. Ateş yükseliyor, taş düşüyor. Bedenlerimizin asıl ağırlığı aşkımızdan düşüyor. Anası doğumda öldü. Babası da gurbete gitti iş bulmaya. Bir sene var konuşmuyor. Konuşmadığından da iyice huysuz oldu.
İşte hali bu. Acaba öleceklerini? Bilmezler mi? Öleceklerini seviniyorlardır bile. Burası onların kurtuluş yeri.
Ben bir bildiğine olsun. Bak ki yer güpledi. Roket. Kesin roket. Hadi gitsin rotasından atın. Dikkat. Yol kapalı. Geçiş yasak. Evlerinize dönün. Güvenlik nedeniyle geçme yaklaşmak yasak. İkinci bir buyruya kadar bu hattın ötesi yasak bölge ilan edilmiş. Uydu durunlar. Geçiş yasak. Evlerinize dönün. Dikkat, dikkat. Hastalandım. İyileşeceksin oğlum. Çok şükür Allah'a. Dünün çözüldü ya. Allah senin ne muradın varsa versin. Bu senin para. O para benim değildi. Hayır, o senin para. Benim ihtiyacım yok. Sizin olsun. Hayır, alma. O parayı ben ondan çaldım. Sakın alma. Elinden çaldım. Cezan bitti değil mi? Cezan çoktan bitti. Şimdi ödül zamanı. Vermiş yavrucak kediye köprüden aşağıya boğulup gideceğini düşünememiş. Gece rüyasında kendini kedi mahkemesinde görmüş. Baş kedi ona ceza olarak bir sana işaret verene kadar konuşmayacaksın demiş. O da konuşmamış. O da konuşmamış. Çekmiş cezasını. Çekmiş cezasını. Ama şimdi çok hasta.
Bunlar bu hastalığın ilacı değil. Uyuşuk. Tamamen uyuşuk o. Seni bize. Fakire fukaraya şifa dağıtıyormuşsun. Allah senden razı olsun. Şu oğlumun aklına da bir baksan. Her bir hocayı okuttum. Hiçbiri yaramadı. Sen bir baksan. Allah rızası için. Bedenimin bildiğini ben bilmem. Benim bildiğimi bedenim bilmez. Bedenimle ben Allah'tan korkarız. Çünkü rüyaların çokluğunda ve söz çokluğunda boş şeyler var. Ama sen Allah'tan kork. Evladım ne olur bir baksan. Biz fakir insanlarız. Doktora da paramız yok. Belime ne yaptın? Hastalık sırtımın direğinde. Thank you.
durumu çok ciddi. Acilen hastaneye götürülmesi lazım. Benim arabayla gideriz. Sensin değil mi? Çocuğumu hastanede. İlaçlara ne oldu? Ne yaptın hepsini? Baktım. Git al. Git al. Git al. Git al o zaman. Ben duramıyorum. İstersen. Bana verdim sana. Gözlerin şimşek çakıyor da ruhunu Allah'a karşı döndürüyorsun. Ve ağzından böyle sözler çıkarıyorsun. İnsan ne ki temiz olsun? Kuvvetinin adımlarını kısma. Kemiklerin gençliğinle dolu. Görmez diyorsun. Ta kutup yıldızına gittim geldim. Yedi kat
Çıktım, indim. Yüzünü Allah'a kaldır. Hastalığını gördüm. Şimdi yedim seni. Dur, kaçma! Görmedin mi? Görmedim.